Merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce sizler için çok güzel bir duyurum var. Bitcoin kayıt olan herkese KYC yapmanıza gerek yok. Sadece numaranızı ve e-postanızı doğruladıktan sonra sizlere hem 100 Bitcoin hediye ediyor, çekilebilir 100 Bitcoin, hem de chart çevirebiliyorsunuz. Chart'tan da hiç boş yok arkadaşlar. En kötü 100 Bitcoin ve 2000 Bitcoin, 2500 Bitcoin de çıkartabilirsiniz. Pardon, 2000 Bitcoin en fazla. Haberiniz olsun. Bu da yaklaşık olarak 2000 Bitcoin 50 dolara tekabül ediyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. 100 Bitcoin de herkese veriyor ki tek şey şart benim referans linkimle, açıklamalar kısmındaki kayıt linkiyle kayıt olmanız. 5 dakika içerisinde hemen ödülünüzü alabilirsiniz. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Haberiniz olsun. Videoya geçelim. Temmuz ayında takip edilmesi gereken 8 altcoin. Birinci altcoin projesi Ethereum Classic, kısaltması da ETC olarak yazılıyor. Kripto piyasası geçtiğimiz hafta sonu boyunca inişli çıkışlı bir seyir izlerken Ethereum Classic bu süre zarfında fiyatının düşüş gören birçok kriptodan biriydi. CoinMarketCap'e göre Ethereum Classic geçtiğimiz işlem günü boyunca %6,43'lük bir düşüşün ardından 20 dolardan el değiştirdi. Bununla birlikte kripto paranın haftalık performansı %7'den daha fazla artış gösterdi. Ethereum Classic'in fiyatı geçtiğimiz 2 hafta boyunca 9 günlük, 20 günlük ve 50 günlük EMA çizgilerinin üzerine çıkmayı da başardı. Ayrıca altcoin'in günlük grafiğinde önemli orta vadeli teknik bayraklar da tetiklendi dostlarım. Ethereum Classic bu yükseliş bayrağı da onaylanırsa 26,5 dolara kadar tırmanabilir, haberiniz olsun. İkinci altcoin'imiz Litecoin, yani LTC. Son 7 gündeki performansı CoinMarketCap'in trend listesinde yer almasına da sağladı. Haftalık performansı %23'ün üzerinde artış. Ne yazık ki altcoin'in fiyatı son 24 saat içinde %1'e yakınlık hafif bir düşüş yaşadı. Bu da 110,30 sentten işlem görmesine neden oldu. Ethereum Classic'e benzer bir şekilde LTC'nin fiyatı son birkaç hafta içinde 9,20 ve 50 EMA çizgilerinin üzerine çıkmayı başardı. Bak pardon, 9,20 50 EMA çizgilerinin üzerine çıkarmayı başardı. Bu engel şu anda 116 dolarlık bir temel direnci var. Şayet bu engelin üzerine çıkarsa önümüzdeki 2 hafta boyunca 143 dolarlara kadar yükselebilir. Ekstra olarak kıramazsa da 100 dolara kadar bir düşmesi söz konusu dostlarım, yatay gitmediği sürece. Üçüncü alt coin'imiz Filecoin, kısaltması FIL diye yazılıyor. %1'in üzerinde biraz artış gösterdi son 24 saat boyunca. 4 dolardan işlem görüyor. Şayet dostlarım 4,30 doların üzerine çıkabilirse 5 dolara kadar da yükselmesi muhtemel, haberiniz olsun. Dördüncü altcoin'imiz Injective Coin. Geçtiğimiz hafta %20'den fazla bir artış görmesinin ardından CoinMarketCap'in trend listesinde de yer alan başka bir kripto engine oldu. Son 24 saat işlemlerde %1 oranında yükselmesi var. Son 24 saatlik işlemde hacminde de %9'a yakınlık bir artış var. 8,25 dolarlık direnç seviyesinin üzerine başarıyla çıktı son 24 saatte ve direnci desteğe çevirdi. Teknik göstergeler engine fiyatının önümüzdeki hafta yükselmeye devam edeceğini söylüyor. Bu da nereler olabilir? 10 dolar yakınlarına kadar yükselebilir. 9 dolar, 10 dolar. Ve bir sonraki altcoin Curve DAO. Kısaltmasının Türkçe alfabetik şeylerle söylüyorum, kelimelerle CRV. Curve DAO Token CRV geçtiğimiz gün %1'in yakınında çok az bir düşük şahit oldu. Ve geçen hafta 76 sent civarlarındaydı. Direnç seviyesi 75 sent. Şu anda bu direncini desteğe çevirmiş durumda. Sonuç olarak da önümüzdeki haftalarda 90 sentlere, 85 sentlere yükselebilir. Şayet bu desteğe çevirdiği direnç çizgisinin altına düşerse, yani 75 sentin altına da, bu yükseliş senaryosu geçersiz kalınacak ve 70 sente kadar da bir ilk aşamada düşüş görebilirsiniz. Diğer altcoin'imiz Solana. Solcoin benim de yakından takip ettiğim. Büyük bir direnç seviyesinin üstesinden gelmeyi başardı son 48 saatte.
Çünkü altcoin bu dönemde 18,64 dolar seviyesini desteğe çevirmişti. Sonuç olarak altcoin önümüzdeki birkaç içinde ana destek seviyesi 20 dolar olarak zorlayabilir. Şayet 18,64 doların altında bir günlük kapanış kritik. Önemli bir destek seviyesini yeniden test etme riskiyle karşı karşıya bırakılacak. Bu senaryoda Solana 17 dolar seviyesinde kilit destek seviyesine düşme riski de taşıyor. Diğer altcoin'imiz Chainlink. Geçtiğimiz gün %3'ten fazla fiyat artışı yaşadı. Böylece hafta sonu işlemlerinin zirvesine çıkan başka bir altcoin oldu. Analiste göre Link son 24 saat içinde 6,92 sent doların üzerine çıktıktan sonra 6,80 sente de yükselebilir. Dolar yani. Bu kadar dostlarım altcoin'ler. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.